TR724 YouTube kanalındasınız. Tarık Toros'un yazdığı "Korona Günleri Bir Film Değil" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Genelde de özelde de durum şudur. Hiçbir şey başa gelmeden tam olarak anlaşılmaz. Çekirdek çitlerken seyrettiğimiz bilim kurgu filmlerinde yaşananları en azından başlangıç safhasını yaşıyoruz şu günlerde. Sokakların boşalması, dükkanların kapanması, ofislerin terk edilmesi, uçakların, trenlerin durması, insanların virüsten korunmak için tulumla seyahat etmeye başlaması, market raflarının hiç dolmaması, reel finans ağlarının çökmesi vesaire. Henüz başlangıç. Böyle giderse birkaç haftada nereye varacağını öngörmek olası değil. Almanya Başbakanı halkımın %70'i etkilenecek dedi. İngiliz hükümet danışmanlarından biri nüfusun %60'ı enfekte olacak, buna göre önlem almaya çalışıyoruz dedi. 40 milyon Britanyalı demek bu. Neyin önlemini nasıl alacaksınız? Çok uzağa gitmeyelim. Herkes kendi yaşadığı ülkeye baksın. Britanya'da 65 yaş üstü 12 milyon insan yaşıyor. 80 yaş üstü 3.2 milyon. Bu virüs çoğunlukla solunum sorunu yaşayan yaşlıları öldürüyor. İstatistikler öyle söylüyor. Onun içindir ki İngiltere Başbakanı pek çok aile zamanından önce sevdiklerini kaybedecek dedi. Devletler çektiği fotoğrafı göstermeyi pek tercih etmez, halkı panikletmemek için. Çok şey söyleniyor ama telaffuz edilmeyen şu, nüfusa göre değişmekle birlikte her ülkede yüz binlerce cenaze söz konusu. Bu dahi iyimser bir tahmin. Bir süre pauslanacak dünya. Şu an siz bu satırları okurken yığınla ülke kapanmış, olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Şimdilik evimizde internete bağlanabiliyor, televizyon açıp seyredebiliyor, doğal gazla ısınıyoruz. Stokladığımız makarnayı koyacak su, pişirecek ateş var şükür. Çöpümüz toplanıyor. Amazon'dan bir şeyler söylersek kapımıza geliyor. Bu hizmetler aksamadan sürecek mi? Devletlerin eylem planı bunu ne kadar kaldırır? Birlikte göreceğiz. Eski çağlar eskide kaldı. Gören, yaşayan gözler yönüyle küresel çapta devasa bir salgın deneyimi yaşıyoruz. Yakın geçmişte yaşanmamış, ilk defa tecrübe edilen bir felaket var. Tsunami gibi katlanarak büyüyor. Küreselleşme çağında böyle bir deneyim olmadığı için de devletler önlem almakta gecikti. Ekonomik kayba uğramayalım derken çöküşlere kapı açıldı. İşin asayiş boyutunu, yani yağmalamaları, adaletin ortadan kalkmasını, insanların insanları dişlemesi gibi projeksiyonları düşünmek dahi istemiyorum. En büyük duam, günler içinde durumun normale dönmesi ve yaraların hızla sarılması, korona günlerinin bir hatıra olarak belleklerde yer alması, kabus olarak değil, umarım ve dilerim. Ve fakat batıda yaşayanlar bilirler. Süreç bir Christmas holiday, Noel tatili tadında geçmeyecek diyor Tarık Toros TR724'deki köşesinde.